Beyler, bu arada videoya geçmeden önce e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenip yorum atarsanız çok memnun olurum. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar, e, kanalıma hoş geldiniz. E, kanalı videosuz bırakmamak adına böyle bir video çekiyorum. E, çünkü seriyi şu an Tam atamıyorum ee, harpy slotundayız sürekli farm atıyoruz ee, bf yaratıklarını jr'yi bekliyoruz o yüzden şu an daha çok karakteri geliştirmeye odaklandık o yüzden biraz e, sil baştan serisi böyle çat pat ara ara gelecek ama daha sonra farm slotları açılınca etkinlikle açılınca peş peşe yine devam edecek. Şimdi e, kategoriler halinde zaten yazdım önümde duruyor benim şimdi öncelikle söylemek istediğim sil baştan serisi ne oldu zaten bunu söyledim biraz önce. <laughs> söylemiş bulundum daha doğrusu. Sil baştan serisi devam. Hiçbir kesinti yok. Devam edecek. Ara ara işte böyle kanala çıtır videolar atacağım. Ee, bir arkadaşımızla beraber de yine e, Night yayıncısı tanıdın, tanıdığınız bir arkadaş. Şimdi ismini söylemeyeyim. Dediğim gibi ona sormadım söyleyip söylemem adına. Belki söylenmesini istemez. Zaten e, bir hafta içinde o videoyu kanalda göreceksiniz inşallah. Dediğim gibi sil baştan e, etkinlikler geldiği zaman daha da böyle çat 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 seri seri gelecek peş peşe. Şimdi karakterin son durumunu açıklamak istiyorum. Bayağıdır pazara inemiyorum. Şöyle karakterimizin son durumu zaten 80 seviyeyiz. Elimizde bir tane 8M'de, depomuzda 200M nakit para var. Yani doğal 8M'de diyebilirsiniz. Old elf metal ernik var, Doğal. Zaten görevimiz, görev şelleri, elf belt, görev görev takısı, görev kolyesi, Yüzüklerde de görev yüzüğü. Normalde rol alacaktım. Ama bekleme kararı aldım çünkü BDV geldiği zaman oyuna legolar gelecek şimdi legoların fiyatı ne olacak bilmiyorum ondan sonra ya rol alırım ya lego koyarım eğer lego çok uçuk olursa hani sonuçta BF yaradıkları da geldiği için belki karaktere favorin koyarım favorin de güzel item seviyorum yani defansı falan yüksek daha sonradan geliştirilmeye açık bir takı karakterimizin son durumu böyle sadece volflü hatanı göstermek istiyorum ama şey takmamız lazım. Şöyle 87 ap'li bir tane md takıp gösteriyorum 1916 Dual Şey yapınca 8 md yapınca 2000'e geçeceğini düşünüyorum ap'nin Karakterimizin son durumu budur ee, yeni server'da pandora'da Bizim farm sistemimiz nasıl şu an için konuşuyorum Şimdi dediğim gibi 3 parti oluşturduk artık hani iki partiyi de en son 3 partiye çıkarttık bunu İki tanesi bu ch'de ileride bu karakterler Üçerli gruplar halindeyiz bir tanesi de pandora 5'te kurulu parti sürekli raven harpi dönüyoruz ee, Herkes 24 saat burada raven harpide duruyor birkaç tane daha yedek çarlarımız oyunda hazır slotlarda Oturuyor herhangi bir ks durumunda Anında ks olan e, slota destek amaçlı onları yönlendiriyoruz şimdi nasıl oluyor şöyle söyleyeyim hani mesela Aklınızda kaba, takılan vardır mesela bazıları Full oturuyor bazıları atak yapıyor bize sabit atak kırlar var mesela bu partide benim Altay e, tektonik terör bunlar sabit. Diğer partide mesela şu partide Ironbow eee Ironbow fusula e, bir de akıncı sabit. Yani bir priest, bir asas, bir warrior şeklinde dönüyoruz Oturanlar da var. E, hesap dağılımı şöyle beyler. Herkes üstündeki coin'i sıfırlıyor. Ne gelirse kasa çağrında birleştiriyoruz. Potlar dahil. Hepsi kasa çağrında birleşiyor arkadaşlar. MD'ler, şartlar hepsi. Mesela MS'leri de giriyoruz. Çıkan drop neyse onu da veriyoruz çünkü hepsi paylaştırılıyor Atakırlara e, düşen coinlerden kc alınıp Geni'ye geni hamuru veriliyor yani masrafsız dönüyoruz kimsenin bir masrafı yok Geriye kalan md'ler e, artı bir satılmıyor artı altı yapıp satıyoruz Duruma göre artı 7 yapacağız çünkü artı bir piyasada çok fazla var ile uğraşılması istenmiyor Artı altı şeklinde satıyoruz eğer baktık piyasada çok artı altı var artı 7'ye atıyoruz Herkes bu konuda anlaştı. Kimsenin e, gönlünde kalan bir şey yok. Böyle bir sistem oluşturduk. Şey gelene kadar BF yaratıkları e, JR gelene kadar böyle. Yani bir hafta daha böyle ilerleyeceğiz. Şimdi e, Zero sunucusuna geçeceğiz mi? Birçok yayıncı geçti. Twitch'ten göstermem doğru olmaz. Ama e, biliyorsunuz geçenleri büyük yayıncılar geçti. Biz geçeceğiz mi klanca? Yani biz geçmiyoruz beyler. Buradan e, tanıdığımız birkaç ekip daha var. Onlar da geçmiyor. Yani bu yatırımdan bu soru buraya yatırım yapan adam geçmez muhtemelen. Yani arkadaşım gitti dual old rol aldı. Tanesi 70 hem'den. GB yüksekken. Yani bu çocuğun şimdi oraya gidip ne yapacak yani? Oradaki yine baştan çar kasacak. Buradaki emeğine yazık. Çoğu geçmedi zaten buradakilerin. Şimdi geçen tayfa hakkında da konuşacağım. Zero sunucusunun bana göre akıbeti e, nasıl olacak? Bunu da söylemek istiyorum. Tamamen bunlar benim şahsi görüşlerim olur olmaz bilmiyorum ama e, geçmiş teker ne diyordu tarih tekerrürden ibaret derler. Şimdi e, biliyorsunuz Levo, Dominico ve benzeri böyle ve benzeri dedim yayıncı olarak bahsetmiyorum yani. Genel olarak büyük yayıncılar Felis'te başladılar. Bunun peşi sıra bir kar etkisiyle çoğu oyuncu da bunu duyunca Felis'e gitti. Niye? Çünkü yani Levo'nun, Dominico'nun olduğu serverda GB yüksek olur. Çünkü upgrade yapacaklar bu insanlar. Çok büyük upgradeler yapıyor Ama işte e, işin içine katmadıkları bir şey var belki Gelip geçer oyuncular için sorun yoktur adam gelir der ki 3 ay oynarım Çarımı satar çıkarım ama hani bizim gibi yani Server açık olduğundan itibaren burada oynayacak belki 1 yıl 2 yıl 3 yıl işte Allah ne kadar izin verirse Burada oynayacak insanlar için Bu tip büyük yayıncıların gittiği serverlar tamamen israf Zarar Bakın işte Dominiko gitti Levo gitti Agarta'dan gidenler oldu, oradan gidenler oldu, bu server'dan gidenler oldu. Yani yayıncı adam içerik kovalar. Benim şu an önceliğim yayıncılık değil yani o yüzden ben buradayım. Ama Levo gibi, Dominico gibi adamlar içerik kovalar. Bakın bugün Zero açıldı, Levo gitti orada oynuyor. Dominico gidiyor orada oynuyor, çark asıyor. Çünkü hani bir tabi var ya onlara giren çıkan yok derler ya. Öyle yani onların tuzu kuru. Diğer oyuncular gibi değiller. Bu adam kıt kanaat geçinip bu oyunu oynamaya çalışan insanlar var. Yani onlara zararı dokunuyor. Onların peşine. eğer siz böyle asgari ücretliyseniz veya biraz daha asgari ücretin yükseğinde maaş alıyorsanız bence o kişileri takip etmeyin gittikleri sunucularda. Çünkü er geç bırakacaklar. Yani şimdi yine yani herkes bu tarihe bakabilir. Yani Levo bırakacak bu oyunu. Yani siz inanıyor musunuz ki Levo kalkıp bu oyunu yıllarca oynayacak? Levo'nun Night Online oynama süresi 3 aylıktır. Çünkü bu insanlar NTT Game anlaşarak oynuyorlar. Bu insanların e, yayın yapma süreleri bile belli. Bakın belli bir saat sonra sabittir. Mesela Levo diyelim bir günde 4 saat yayın yapar, daha üstünü yapmaz. Dominico için bilmiyorum. Birkaç yayıncı daha var öyle şu an YouTube'da, ay Çünkü bunlar yani saat anlaşmalılar. Mesela Mitre'in geldi. Bu adam night'ta ne zaman gördünüz hayatınız boyunca? Verdiler parasını, getirdiler. Normal bu da yani reklam taktiğidir. Mitre'inden Mitre'nin genel izleyicisi PUBG oynuyor. PUBG'deki adamları buraya çekmeye çalışacaklar. Mantıklı bir hareket, mantıksızdır artık. Onu şirketler bilir yani. Sonra PR ekipleri falan var. Şimdi dediğim gibi yani Levo yakın zamanda Felis Zero'yu da bırakacak. Yani ben burada şey basayım misal veriyorum. 10 FS e basayım tamam mı Pandora'da. 3 gün. 3 gün sonra Levo burada. Levo'nun çarı burada. Çünkü o insanlar içerik çıkartmak isteyecekler. Mesela ha, Feliz de Dual On MD bastı. Adam oynadı YouTube'a attı. Ona göre izlenme geliyor. Yani gören adam gidiyor Dual On MD ile nasıl oynamış diye bakıyor. Ee, yani bu insanlar içerik peşinde koşuyorlar yayıncılar O yüzden yayıncıları takip etmeyin Benim size tavsiyem budur Yani ama takip ederim 3 ay içinde çıkarım diyorsanız yine siz bilirsiniz çünkü yani bu tip yayıncıların e, Sirius Altar Vega'da yaptıklarını gördünüz Gelip bıraktılar mesela Dominico adam şeye başlıyor Altar mıydı Vega mıydı başladı 2 ay sonra çat gitti ekibiyle yani burada kar kim oldu sizce bir pazarcılar kar etti, bir onun ekibi kar etti. Çünkü sessiz sedasız çar diziyorlar piyasa düşükken. Sessiz sedasız oyunu bırakıyorlar. Onlar tabi oyundayken GB uçmuş, herkes gitmiş çar dizmiş daha yükselecek diye. GB tavan yapınca bırakıp gidiyorlar. Yani normaldir abi bunlar yani insanlar çünkü binlerce lira yatırım yapıyor. Dominico'nun ekibinden bir adam düşün. Adam 300 bin lira basmış başlangıçta. Dominiko gelince 300 bin lira çare 450 bin lira olmuş çıkmış gitmiş yoksa bu adam 150 bin lirayı nereden kazanacak bu kadar hızlı bir şekilde kar edecek. Adamlar birazdan ticari bakıyorlar. Benim dediğim gibi düşüncem Zero'nun çok dayanmayacağı. Çünkü giden kitle genelde böyle Facebook sayfalarında gördüğüm kadarıyla sadece farmer kitle upgrade ile falan uğraşmazlar. Mesela bizim bu yaptığımız şeyi mesela biz burada çareleri geliştirmek için yapıyoruz. 1 lirasını bile bizim ekipten çıkartıp satan yok size. Herkes itemini dizecek ki yani hazırlık yapacak diğer şeylere. Ama 0'ya giden tayfada e, bu insanlar burada kastlı MD'yi yani bizim gibi akşamı da beklemezler. Biz mesela 8'den 8'e paylandırma yapıyoruz. O adamlar 8'i de beklemez yani düşürür 10 dakika içinde satar 10 dakika içinde satar. Çünkü adamlar ticari olarak oynuyor yani bu da yasak değil yani isteyen istediği şekilde bu oyunu oynar. Ee, onun için bir kısıtlama yok. Yani niye oynuyorsun diyemeyiz. Herkesin kendi düşüncesi var. Herkesin zevk alma şeyi farklıdır yani. Neyse fazla uzattım muhabbeti. Konular zaten söyledim. Benim size tavsiyem uzun süreli bir oyuncuysanız gitmeyin beyler. Büyük yayıncıları takip etmeyin. Büyük yayıncıların olmadığı yerlerde oynayın. Onlar neredeyse zıttına gidin. Benim tavsiyem budur. İzlediğiniz için videoyu teşekkür ediyorum. Böyle bir çıtır video hazırlamak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere.